Mustafa yanımızda oturacak. Az bir şey. Selam. 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 Öbür tarafa geçeceğim ben. Ürünün işte 5 numara 10 numara diye farklı boylama aletleri var. Onunla devam ediyoruz. Buradan taş makineniz var. Ürünün içinde isterseniz taş olabiliyor. Küçük çakımlar. Ürünü bu makineyi de aldırıyoruz. Taşı da aldırıyoruz. Tabii taşı genel olarak değerlendirdiğimizde biz Nevşehir olarak ilimiz yüz ölçümünün yaklaşık %65'ine tekabül eden 3,5 milyon dekar arazide tarımsal üretim yapılmaktadır. Yaklaşık 20 bin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçimiz bulunmaktadır. Tabii ilimizde üretilen tarımsal ürünlerin %53'ü başta buğday ve arpa olmak üzere tahıl ürünlerinden oluşmaktadır. Bugün hasatını yaptığımız kabak çekirdeği, tabii 2019 yılında Nevşehir kabak çekirdeği olarak coğrafi tescil almış ilimizdeki en önemli ürünlerden birisi. Biz Türkiye'de kabak çekirdeği üretiminin %37,5'unu yaklaşık tek başına Nevşehir olarak üretiyoruz. Türkiye üretimi 58 bin ton civarında. Biz yaklaşık 22-23 bin ton civarında üretimle Türkiye'de birinci sıradayız. Bu sene de yine buna yakın, bunun üzerinde biraz daha rekolte bekliyoruz. Yine ilk sırada olacağımızı düşünüyoruz. Diğer bir önemli ürün hasadını tamamladığımız kuru fasulye üretimi. Biz yaklaşık %17,4'ünü üretiyoruz Türkiye üretiminin 2023 verilerine göre. Ve Türkiye'de birinci sıradayız kuru fasulyede. Bu senede yine 45 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz kuru fasulyede. Yine Türkiye'de ilk sıralarda yer alacağımızı öngörüyoruz. Patates hasadında bölgemizde yaklaşık %40'ı hasadın tamamlandı. Hasat devam ediyor. Patateste de bu sene arkadaşlarımızın bize bildirdiği 440-450 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Patates üretiminde de Türkiye'de 7. sıradayız. Ama Nevşehir patates üretimi açısından bakıldığında tabii sadece üretimle değil depolama açısından da gerek ilimizde gerek bölgemizde üretilen patateslerin yaklaşık 2 milyon ton patates bölgemizdeki doğal yeraltı depolarında depolanmakta. Bu yönüyle de Nevşehir önemli bir hizmet ifa etmekte. Tabii bölgede kadimden beri üretilen bağcılık faaliyetleri, üzüm üretimi. Buna baktığımızda da yine ilimizde 110 bin ton civarında üzüm üretildiğini görüyoruz. Biz Nevşehir olarak Şıralık üzüm üretiminde Türkiye birincisiyiz. Kurutmalık üzüm üretiminde de Türkiye beşincisi durumundayız. Bu sene de yine aşağı yukarı aynı oranlarda üretim bekliyoruz. Ben bu vesileyle tabii bugün geldik. Bütün çiftçilerimize bol kazançlı, hayırlı, bereketli hasatlar diliyorum. Bu yönüyle de tabii Tarım İl Müdürlüğümüzde, ilçe müdürlüklerimizde çalışan arkadaşlarımız her daim çiftçilerimizin yanında. Onlara yardımcı oluyor. Onların daha iyi şartlarda, daha iyi üretim yapması için bilgilendirme faaliyetlerini yürütüyorlar. Ben bu vesileyle onlara da teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlara hayırlı, bereketli, güzel bir hasat dönemi olsun diyorum arkadaşlar.